Açık TV ekranlarından herkese merhabalar. Futbol Sokağı programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Türkiye gündemi ve Mersin gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Birbirinden değerli yorumcularımızla birlikte bugün Spor Toto Süper Lig ve özel konuğumuz Sinan Kaloğlu ile birlikte Mersin İdman Yurdu'nu konuşacağız. Öncelikle değerli konuklarım programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Kaloğlu, size ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyorum. Yoğun maç takvimimize rağmen bizi kırmayıp katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta ilginç skorlar oldu. Öncelikle skorları vermek istiyorum. Galatasaray 3, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor 1, Gençler Birliği 0, Medikana Sivasspor 0, Çaykur Rizespor 3, Eskişehirspor 0, Torku Konyaspor 1, Fenerbahçe 1, Akhisar Belediye Gençlik 0, İstanbul Başakşehir 2, Gaziantepspor 0, Kasımpaşa 2, Bursaspor 2, Mersin İdman Yurdu 1, Beşiktaş 2, Balıkesirspor 2 ve bugün oynanılacak Trabzonspor, Kardemir, Karabükspor müsabakaları var. Sayın Ümer, baktığımız zaman bu hafta ilginç skorlar, Galatasaray'ın avantajlı olduğu bir haftayı Galatasaray iyi değerlendirdi diyelim. Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii her hafta böyle ilginç sonuçlar göreceğiz. Bu çok net olarak söyleyebileceğimiz bir yorum. Tabii Galatasaray'ın cuma günü maçını oynamış olması rakiplerinin tüm kimyasını bozdu diyebiliriz. Hemen akabinde Fenerbahçe, Konyaspor karşısında mağlubiyetten zor kurtuldu. Tabii Balıkesir Beşiktaş maçı haftanın belki de hiç beklenmeyen sonucuydu. Ne anlamda beklenmeyen? Çünkü ligin son sırasındaydı ve çok iyi sonuçlar alamayan bir ekiple oynadılar. Maçtan önce herkesin favorisi Beşiktaş'tı ama hesaba katılmayan Liverpool maçının yorgunluğunun maça çok belirgin olarak yansımasıydı. Özellikle Dembaba'nın çok etkisiz kaldığı bir müsabaka seyrettik. Opare iki maçtır çok iyi oynuyor ama Opare'nin golü ve iyi oyunu maalesef skor anlamında Beşiktaş'ın hanesine yansımadı. Tabii Beşiktaş'ın bu puan kaybı Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı derbi maçı öncesinde de olması Galatasaray açısından oldukça moral verici bir skor olarak değerlendirebiliriz. Bu hafta zaten Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ligin adeta reçetesini önümüze koyacak. Tamam mı, devam mı anlamında önem taşıyan bir derbi. Herkesin de malumu Türkiye'deki bir numaralı derbi. Oradan gelecek skor hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi ilerleyen haftalarda oldukça etkileyecek bir müsabaka olarak bizleri bekliyor. Dileriz sadece futbolun konuşulduğu, sağ dışı unsurların çok fazla gündeme gelmediği bir derbi seyrederiz. Bu hafta gerçekten takipçiler açısından kayıp haftasıydı. Herhalde Galatasaray'a önüne böyle bir tabloyu cuma günden koysalardı Galatasaray da inanmazdı ama futbolun içinde bunlar var. Ama daha köprünün altından hep diyoruz ya çok sular akacak. Bu haftadan itibaren ben köprünün altından çok sular akacak diye sözlerimi tamamlıyorum. Vedat Hocam, baktığımız zaman Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor puan kaybetti. Çaykur Rizespor galip geldi. Torku Konyaspor puan kaybetti. Eskişehir kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de ligin alt kısmında da ilginç bir görüntü var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Haftaya baktığımız zaman herhalde haftaya en karlı kapatan takım Galatasaray oldu. Hamza Hoca geldikten sonra bir sanki sihirli bir değnek değdi Galatasaray'a. Gerçekten Hamza Hoca o mütevaziliğini, o sıcaklığını Galatasaray camiasına hissettirdi. Bence Galatasaray'da değişen şey bu oldu. Hocaya inanışlı oldu bu iş. Beşiktaş bu senenin en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takımı diyorduk ki ben burada hocama katılmayacağım Cevdet Bey'e. Yani hafta sonunda oynanan maçta Beşiktaş'ın yorgunluğu diye bir şey kabul etmiyorum ben artık. Liverpool da yoruldu ama bu hafta lig maçında yendi Liverpool. Manchester City i̇şte gibi önemli bir takımı Manchester yendi. Manchester City gibi önemli takımı yendi. Ya artık bu saatten sonra bizim bırakmamız lazım bu işleri. Yani hafta içinde çok yoruldu da hafta sonunda az dinlendi de falan filan. Bunu herkes oynuyor. Liverpool da oynuyor. Manchester de oynuyor. İyi bir takım olmak istiyorsan ve istikrarlı olmak istiyorsan çarşamba gidip oynayacaksın abi. Pazar günü oynayacaksın. Bunu göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Ligin altına baktığımız zaman dediğiniz gibi Çaykur Rize'de bu hafta Çaykur Rize Eskişehir'i yendi. Çünkü bu çok önemli bir maçtı. Alt tarafı ilgilendiren bir maçtı.
Tam Balıkesir koptu, bitti artık işi dediğimiz bir anda Beşiktaş gibi takımdan puan aldı. Baktığınız zaman yine kopmadı yani sonuçta Karabük Trabzon'da oynuyor ama Lecce'de arasında bir 3 puan fark var. Yani düşünün bu hafta Karabük'ün yenildiğini düşünün. Haftaya eğer Balıkesir yenerse kendi sahasında belki de Karabük'ün üstüne çıkacak gibi. Yani tam anlamıyla her şey kopmuş değil, her şey bitmiş değil. Dediğim gibi 3 puanlı sistemde her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla şu takım düştü, bu takım düştü diyemeyiz ya da bu takım artık kafaya gider diyemeyiz ama Fenerbahçe Galatasaray maçı Türkiye'nin ve dünyanın belki de sayılı dünyada 3 tane derbinin arasına girecek bir derbi. Bu maç çok önemli. Eğer çünkü Galatasaray bu maçı da kazanırsa 54 puana ulaşacak. Maça kim veriyor hocam hakem olarak? Her zaman ki Cüneyt Çakır veriyor maça. Ya yani günü kurtarma derdinde olan bir merkez zaten bu maçı da Cüneyt Çakır'ı verecektir diye düşünüyorum ben. Yani genel olarak değerlendirmem bu şekilde olacak. Sayın Kaloğlu, bu sene itibariyle Süleyman Seba sezonunda ilginç bir puan tablosu, takımlar ilginç performanslar sergiliyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftayı ayrı bir yere koyarak? Spor Toto Süper Lig'i ilginç bir Spor Toto Süper Lig yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda 3 tane takımımız yer alıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yani aslında son yıllara baktığımızda ilginç olan tarafı ne oldu? Biraz daha Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fener'in biraz daha koptuğu oldu. Yani daha önceki sezonlarda bence bu kadar kopmamıştı son yıllara baktığımızda. Aşağısı biraz tabii bu puanlar birbirine yakın gibi gözüküyor. Ama tabii bu sene zorlu geçiyor. Vedat Hocam'ın da, Cedet Abim de dediği gibi daha tabii lig daha var, daha maçlar var. Daha ne olacağı belli olmuyor. İki maç üst üste kazanan bir takım 3-4 basamak birden atlıyor bu ligde. Ve hava da yakalıyor bununla birlikte. Aykut Spor bunun önüne baktığımızda geçtiğimiz haftalarda Rize'de yenmeyi başardı Mersin İkbar takımı. Ama evet, son haftalarda çıkışta. Aynen öyle. Ben öncelikle kendi takımıma bakıyorum. Takım Mersin İkbar yurdu olarak bizim için lig şu anda iyi gidiyor. İyi bir noktadayız. Hedeflediğimiz ilk 10 dediğimizde, sezon başı ilk 10 olarak düşündüğümüzde 7. sıradayız. İnşallah bu çizgi bizi devam ettirir diye düşünüyorum. Yani. Sayın Kaloğlu, baktığımız zaman Mersin İdman Yurdu transfer cezasına rağmen büyük paralar harcamış takımların önünde yer alıyor. Bu başarının paralısı sizce neler? Arkadaşlık. Yani takımın kendi içindeki birlik beraberliği. Birlik beraberliği. Sonuçta ben yıllardır bu ligde oynuyorum. Birçok takımda da oynadım zaten. İnanın bana, hani çok büyük para, çok büyük yıldızlar bir takıma başarı getirmez. Takımın içindeki dişliler birbirine o kadar iyi kenetlenirse bir başarı gelir. Bizim takımımızda da bu sene bence en büyük etken buydu. Çünkü hani tesisimiz yok, kendi stadımızda oynamadık, tekrar eski stadımıza döndük. Birçok kez, işte sizler de biliyorsunuz, biz kamplara hep deplasmanlara gittik. Ankara'larda gittik, kamp gördük. Yani zorlukları yaşadık. Ama bizden bekleneni bu sene gösterdiğimizi düşünüyoruz performans anlamında. Zor karşılaşmalar oynadık. Sizden beklenenin daha fazlasını gösterdiniz bence. Yani öyle de denebilir. Çünkü bu kadar puan alacağımızı kimse düşünmüyordu sezon başı. Şanssız kaçırdığımız puanlar da oldu. Şanslı olarak aldığımız puanlar da oldu. Objektif olarak düşünürsek. Ama neticesinde iyi bir yerdeyiz. Bu çizgimizi sezon sonuna kadar sürdürüp bu kulübün geleceğine biraz daha iyi bir kapı açmak istiyoruz yani. Umarım değerli düşünceleriniz gerçekleşir diyelim. Turan Hocam, Mersin İkman Yurdu bu hafta zorlu Bursa Spor deplasmanından boynu bükük ayrıldı. Baktığımız zaman Mersin İkman Yurdu'nun maça iyi başladığını, maçın ortalarında maçı dengelediğini ve maçın son dakikalarında Bursa Spor takımının taraftarıyla birlikte iyi bir havaya girdiğini gördük. Mersin İkman Yurdu Bursa Spor maçına geçelim. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet, aslında Bursa Spor'un maçına Mersin İkman Yurdu çok iyi başladı. Özellikle ilk 10 dakikaya baktığımız zaman çok istekli, arzulu, yani coşkulu başladığını söyleyebiliriz. Zaten Veliton'un pozisyonunda da penaltı pozisyonundan sonra baktığımız zaman şöyle bir rehavet oluştu aslında takımda. Maçın genelinde biz hani diğer maçlardaki gibi sanki 3'ü 4'ü bulacağız gibi bir hava oluştu. Onun rehavetiyle devam etti.
Aslında rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim takımın oyunu kontrolü ve topun kontrolü Mersin İdmanı'nda olması gerekirken maalesef onu takım olarak sağlayamadılar. En büyük eksiklik oydu baktığımız zaman. Tabii bireysel anlamda baktığımız zaman da Bursa Spor'da özellikle bireysel anlamda çok yetenekli oyuncular var. 4-5 tane oyuncu sayabiliriz bu anlamda. Aslında maçın bence dönüm noktası, kritik anı Veliton'un bir kafa pozisyonu vardı. Kaleciye çarpıp da direkten dönen, devreye girmeden önce. Aslında o maçın dönüm noktasıydı. Belki o 2-0 olsaydı, ikinci yarı muhtemelen takımımız 4-5 farkı da bulabilirdi. Çünkü oyun tamamen bizim lehimize dönecekti ikinci yarı. Tabii ikinci yarı başlarken de biraz önce Sinan'la da yayın öncesi konuştuğumuzda Bursa Spor'un taraftarının coşkusu sahadaki oyunculara da yansımış oldu ikinci yarıya başlarken. Ve gerçekten çok şanssız bir penaltı pozisyonu. Aslında biraz sonra onu Vedat Hocam yorumlar, tartışılan bir pozisyondu. Penaltı mı değil mi diye. Birbirinden sonra özellikle Volkan Şen'in de oyuna girmesinden sonra inanılmaz bir Bursa Spor baskısı oldu. Tabii futbolda örnekleri çok fazladır. Bizim Eskişehir Spor maçında olduğu gibi 2-0'dan 10 kişiyle maçı 4-2'ye çevirdiğimiz maçı hatırlarsanız bazen rakip bir takım 10 kişi kaldığı zaman çok enteresan, daha avantajlı bu duruma düşüyor. Çünkü 11 kişi oynayan bir takım bir rehavete kapılıyor. 1-0'da yakalamışsın. Bunun örnekleri de var. İşte 3'ü 4'ü buluruz. Deplasmanla da iyi oynuyoruz. O enerji de var takımda. O düşünce de var. Bu da bize sanki dünkü maçta biraz zarar verdi diyebiliriz. Özür dileyerek araya giriyorum. TRT Spor Spikeri Sayın Erdoğan Arıkan'la birlikteyiz. Sayın Arıkan merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cevdet Ünüvar, Vedat Yüksel, Mersin İdman Yurdu'nun tecrübeli ismi Sinan Kaloğlu ve Turan Aktar'la ile birlikte Spor Toto Süper Lig ve Mersin İdman Yurdu'nu konuşuyoruz. Öncelikle Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada ilginç skorlar oluştu. Mersin İdman Yurdu deplasmanda yenildi. Öncelikle genel bir Spor Toto Süper Lig değerlendirmesi ve Mersin İdman Yurdu değerlendirmesi alabilir miyiz? Spor Toto Süper Lig için şunu söyleyebilirim. 2 hafta öncesine kadar, hatta geçen haftaya kadar son yıllarda özlediğimiz bir çekişmeyi yaşayacağız diye düşünüyordum. Çünkü Türk futbol tarihinde hiç 3 takım son haftaya şampiyonluk yarışıyla girmedi ligimizde. Hep 2 takıma kaldı şampiyonluk yarışı. Özellikle son haftalarda da son yıllarda çok fazla çekişme maalesef yaşayamıyoruz. Yani 2 takım son haftalara giriyor, sonra bir tanesi yarışı önde tamamlıyor. Ama bu sene sanki 3 takım birden son haftaya kadar bu yarışı götüreceklermiş gibi bir hava oluşmuştu. Ama şimdi baktığımızda Galatasaray'ın bir anda öne çıktığını görüyoruz. Üstelik çok eleştirilen ve iyi oynamadığı için, oynamadan kazandığı için eleştirilen Galatasaray bir anda diğer rakiplerinin önüne geçti. Acaba bu heyecan bitecek mi, devam mı edecek? O açıdan da bu hafta kritik bir hafta olacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı çok önemli bir hale geldi. Diğer yanda Mersin İdman Yurdu için baktığımızda ise ligin bu imkanlarla en iyi takımlarından biri Mersin İdman Yurdu. Gerçekten keyif veriyor. Hem maçları gollü geçiyor, heyecanlı geçiyor ve futbol severlere başka bir keyif yaşatıyor Mersin İdman Yurdu. Ama tabii bakalım nereye kadar gidecek. Çünkü zor bir lig. Bizim ligimiz çok zor bir lig. Özellikle de orta sıralardaki takımlar için motivasyonlarını kaybettikleri andan itibaren çok değişken bir lig bizim ligimiz. Bu açıdan Mersin İdman Yurdu ama çok iyi bir hava yakaladı. Bu havayı ne kadar taşıyabilecek? Doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum. Çünkü zaman zaman burada bu kadar dediğim çok oldu Mersin İdman Yurdu için. Her seferinde yanılttılar beni. O açıdan da tebrik ediyorum. Sayın Arıkan, iyi akşamlar. Ben Cevdet Ünüvar. Merhabalar Sayın Ünüvar. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Konuklarımıza da iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi biz az önce siz telefonla bağlanmadan önce Galatasaray'ın Cuma günü oynaması
rakiplerinin birazcık kimyasını bozdu diye söze girdik. Sizce de bu düşüncemiz doğru bir düşünce midir? Yani Galatasaray'ın erken oynayıp galip gelmesi hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı oyun ve skor anlamında etkilemiş midir Erdoğan Bey? Galip gelmesi etkilemiştir. Ama bundan önceki yıllarda ben şunu da hatırlıyorum. Cuma günü oynadığı için şikayet eden ve cuma maçlarında puan kaybettiğinden dolayı şampiyonluk yarışında geride kaldığını düşünen çok takım oldu bundan önceki yıllarda. Yani bu Galatasaray kazandığı için şimdi böyle gündeme geliyor. Aslında cuma günü oynamak bana göre çok büyük bir avantaj değil. Kazandığınız zaman avantaj, ama cuma maçları motivasyon açısından da o kadar kolay maçlar değil. Sadece şunu söyleyeyim, bundan sonra yalnız Galatasaray herhalde bütün maçlarını cuma günü oynamak ister. Çünkü bir havaya girdi diye düşünüyorum ben Galatasaray'ı. Derbi ile ilgili ne düşünüyorsunuz Erdoğan Bey? Derbi ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir defa Kadıköy faktörü var. Galatasaray'ın yıllardan bu yana kıramadığı ve yıllardan bu yana her teknik adamla, her yeni teknik adamla büyük umutlarla bu sefer olacak, bu sefer yeneceğiz diye gittiği Kadıköy'den hep kazanamadan döndüğünü görüyoruz. Ama bu sefer farklı bir durum var. Fenerbahçe biraz kazanmak zorunda. Yani Fenerbahçe'ye beraberlik yeter mi? Daha ligin bitimine çok var. Dolayısıyla her takım puan kaybedebilir. Kaybetmemeyi düşünebilirler. Ama sanki Fenerbahçe camiasına baktığım zaman kazanmak zorunda oldukları bir maç gibi düşünmeye başladılar bu maçı. Bence bu düşünce Fenerbahçe'ye zarar verebilir. Teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey. Sayın Arıkan, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Mersin'e yolunuz düştüğü zaman Futbol Sokağı programına bekliyoruz diyelim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum bütün konuklarımıza. Başarılar diliyorum bütün takımlarımıza. Saygılarımızla. Sağ olun. Can Hocam, tekrardan topu size atıyorum. Mersin İdman Yurdu'nda kalmıştık diyelim. Evet. Şimdi aslında şöyle bir yorum yapmak istiyorum ben. Sezon maçı bu takım oluşurken özellikle spor kamuoyunun işte çok yaşlı oyuncular, yaşlı oyunculardan oluşan bir takım kurduğunu söyleniyordu. Yazılıyor, çiziliyordu. Hatta Sergen'e de buradan mesaj olsun. Sezon başı yorumlarında Mersin İdman Yurdu'nun birinci düşecek takım olduğundan bahsediyordu. Evet. Dolayısıyla lig başladı. Lig başladıktan sonra takım içerisinde baktığımızda özellikle takım içerisindeki tecrübeli oyuncuların, yani 5-6 tane abi pozisyonundaki oyuncuların bu takıma ne kadar faydalı olduklarını, ne kadar büyük katkısı olduklarını bütün Türkiye gördü. Mersin İdman Yurdu için de aslında şöyle bir şanslı durum da söz konusu. Özellikle bu tecrübeli oyuncuların karakterlerinin çok iyi olması takım içerisine yansıdı. Gerçekten burada aslında Rıza Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Çünkü tecrübeli oyuncular alırsın ama bu kadar karakter düzeyi yüksek olan tecrübeli oyuncuyu bir araya getirmek de çok zor. Bu da Mersin İdman Yurdu için büyük bir şans oldu bence. Hem takım içerisindeki gençlere çok iyi örnek oldular. Hem de aslında tüm spor kamuoyuna çok güzel mesajlar verdiler diyebiliriz. Örneğin Sinan'ın oyuna girdiği maçlarda baktığımız zaman kale arkasında ısınırken hocanın bir seslenmesine oyuna gireceği zaman o kale arkasından kulübeye kadar o deparını görmemek ve takdir etmemek gibi koşuyordu. mümkün değil. Bu da inanın ve bunu herkes, özellikle gençlerin de görmesi Mersin İdman Yurdu için de büyük bir şans. Bence Türk futbolu için de büyük bir şans. Bu bir örnektir. Oynama dersliktir. Yani. Yani. Gerçekten isteği. Bu bir dersliktir. Evet. Yani oynama isteği. Dolayısıyla baktığınız zaman 32 puanlı bir takım görüyoruz ve daha ligin 22. haftası. Bu takım 32 puanı 22 haftada toplamışsa bana göre çok büyük bir başarı var ortada. Bursaspor maçı tabii ki gönül ister ki hepimiz Sinan'la takım içerisindeki oyuncular da onu ister. 10 kişi kalmış Bursaspor'a karşı 3 puan gerçekten çok iyi olurdu hepimiz için ve hepimiz çok üzüldük. Ama artık geriye bakmamak lazım. Dolayısıyla önümüzde çok maçlar var. Önümüzde bir kupa maçı var ve Trabzonspor maçı var. Herkesin burada takımına sahip çıkması gerekiyor. Özellikle bu değerli oyuncuları onur etmeleri gerekiyor. Hem taraftarlarımız olsun hem spor camiası olsun.
takımına herkesin destek olması gereken bir sürece giriyoruz aslında. Çünkü önümüzde Avrupa kupalarını hedefleyen bir Mersin İdman Ordu var. Çünkü Bursaspor yanılmıyorsam katılamayacak bu sene. Evet. Bunu yakalama şansı var. O yüzden herkes destek olsun. Çünkü Avrupa kupalarına katıldığı takdirde bu takım çok büyük gelirler gelecektir kulübe. Buradan da yönetimin mesajım var benim. İyi giden havayı bozmasınlar, bu takıma sahip çıksınlar. Çünkü önümüzdeki yılda transfer yasa olması dolayısıyla buradaki bizim her oyuncuya bu kulübün, bu takımın, bu şehrin ihtiyacı var. Bu anlamda herkesin kol kanat germesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Ömer, size atıyorum topu. Mersin İdman Yurdu büyük bir başarı sergilediğini düşünüyoruz kamuoyu olarak. Sayın Kaloğlu da buradayken. Tabii yani ben öncelikle Sinan kardeşime örnek bir profesyonellik anlamda teşekkür etmek istiyorum. Yani yayından önce kendisiyle konuştuğumuzda şimdiye kadarki 22 haftalık süre içerisinde 350 dakika görev almış ve 350 dakikada sonuca en çok etki eden oyuncu olarak konuşabiliriz. Yani Süper Lig'de şu an tabii Semih Başakşehir'de sürekli oynuyor. Ne kadar sonradan girip değerlendirme anlamında diğer oyuncuları önümüze koyup değerlendirmedik ama konu Mersin İdman Yurdu'ysa, konu Sinan Kaloğlu'ysa şu an Sinan'ın ki PTT 1. Lig'de bile o kadar böyle yeri tartışılırken yani geçen yıl çok o istediği Sinan Kaloğlu modelini göremedik mesela ama bu yıl Sinan hem oyuna sonradan girmesine rağmen takım ateşleyici oyuncu rolünde az önce Turan hocam da örnekledi ya kale arkasından oyuna girebilmek adına aşkla o koşuşu gerçekten çok örnek bir profesyonellik. Yani bu genç oyuncular özellikle bırın kırın eden oyuncular vardır ya 5 dakika mı oynayacağım 25 dakika mı oynayacağım falan. Hayır. Siz ne kadar rol alıyorsanız o rol aldığınız süreyi en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Sinan da tribünlerde zaten Sinan oyuna giriyor dendiği an kesinlikle oyunun şekli şemali değişecek diye bir değerlendirme yapılıyor. Yanımızdaki basın mensubu arkadaşlar da evet, protokoldeki insanlar da tribünde yer alan normal taraftar da böyle bir değerlendirme içerisinde. Bu da Sinan'a ne kadar ümit beslendiğini ve sonuca ne kadar etki edebileceğini gösteriyor. Zaten Eskişehir maçında da oyuna girdikten sonra skorun değişmesi belki de Sinan'ın üzerine bir etiket olarak tamam bu sonradan girer oyunun şeklini şemalini değiştirir şeyi oluştu. Yani beklentilerini oluşturdu. Tabii ki burada Sinan profesyonelliği çok önemli. Tabii ki Rıza Hoca sevgili kardeşimizle konuşmuş bu tür pozisyonlar ama burada oyuncunun oyuna küsmemesi çok önemli. Şimdi Sinan gibi artık futbolun en olgun dönemini yaşayan bir oyuncunun herhalde son 20 dakikaya 25 dakikaya normal bir biz şimdi Sinan yanımızda diye söylemiyoruz. Sinan yayında olmadığı zaman da bu değerlendirmeleri yaptık. Yani o koşularını oyuna girdikten sonraki özverisini onları konuştuk. İşte giydiğiniz formayı Beşiktaş'ı da Hollanda takımının formasında Mersin İdman Yurdu'nda Bursa Sporu da hangi formayı giyiyorsanız o forma için kutsiyet taşımanız. O formaya terinizin son damlasına kadar özveriyle çaba gösterip ona katkı sunma isteğiniz bu gerçekten çok önemli. Yani Türkiye'de örnek profesyoneller konuşulurken bence Sinan herhalde en baştadır. Şimdi Kamil Abitoğlu Türkiye'nin en çok sevdiği hakemdir ya. Bence futbolcular arasında da Sinan Kaloğlu'nun böyle bir sempati denizi var. Yani bizim nezdimizde de var. Futbol kamuoyunda da var. Ki kendisi de biraz sonra söyler. Yani inşallah şeytan kulağına kurşun diyoruz. Yani kaç yıl oldu Sinancığım futbol hayatı? 15 yılı devirmişsin. Yani 9-10 yaşında itibaren başlayıp maçlara evet. Düşünürsek hiç, yani kırmızı, hiç kart görmedim. Evet. Yani. Hazırlık yani gerçekten dahil. Şeytan İnşallah kulağına kurşun. Tebrik ediyoruz. Yani gerçekten böyle bir oyuncu olmayı herkes ister. İşte Sinan Kaloğlu olmak kolay değil. Şimdi Beşiktaş'ta oynayıp amili takımda oynayıp ondan sonra da Anadolu'da mütevazi bir takıma gidip performansınızı
hiç takım forma ayırmaksızın aynı düzeyde sürdürebilmek kolay bir şey değil. Dikkat edin, üç büyüklerden giden oyuncular hep kaybolup gitmiştir. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta o günü gününe ödemeler, ne bileyim işte albeniler, kameralar, şeyler etrafındayken bir anda o ilgi yok denecek noktaya düşüyor. Ve siz orada oyununuzu hiç düşürmüyorsunuz. Yani Sinan'ın buradaki performansını öyle değerlendirmek lazım. Yani ben hem Hollanda'da git oyna, hem gel Beşiktaş'ta forma giy, A milli takımın formasını giy. Ama şimdi de Mersin İtman Ardı'nda sanki Beşiktaş'ta Hollanda'da oynuyormuşçasına o performansı devam ettir. İşte bu da karakter devri. Bu orada işte çok sizin profesyonel yaşantınızın, antrenman sektirmemenizin, teknik adamlarla pozitif diyaloglarınızın, taraftara sempatik görünmenizin, medyayla iyi ilişkiler kurmanızın çok önemi var. Ben şimdi kendisiyle tabii ki birebir de çok samimi görüşüyoruz. Hem sosyal medya üzerinden hem birebir de birbirimizi yakaladığımızda. Her zaman mütebessim, her zaman ilgili, her zaman saygılı. Ben gerçekten bugün programımıza geldiği için çok mutlu oldum. Sayın Ünvar, şu anda Diyarbakır sporlardan selamlar var, Bursa sporlardan selamlar var. Yani en eski yakın örneği bu. Evet. Demek ki her takımda iz bırakmış Sinan. Sayın Kaloğlu, başarının sırrı ne diyelim? Ya öncelikle tabii ben Turan hocamın, işte Vedat hocamın, Cevdet abinin güzel sözleriyle çok çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum onlara. Sevilmek bambaşka bir şey. Yani ilk önce insan olmak lazım bence. Hani çok başarılı olabilirsiniz, çok büyük futbolcu olabilirsiniz, çok zengin olabilirsiniz, dünyanın en yakışıklı insanı da olabilirsiniz. Ama insan olmak başka bir şey. Yani aslında benim başarımın altında yatan da bu. Ben her şeyi herkese olduğu gibi kabul edip canlı cansız diye ayırmıyorum. Yani her şeye saygı duyan bir insanım. Ben hep kulüplere, değişik kulüplere gittiğimde hep şunu düşündüm. Ya ben bir kulübe gidiyorsam benden beklentiler var. Ben bu beklentileri karşılamadığım zaman zaten bunun altında ezilirim. Hani çok para almışım, oraya gitmişim, bu şöyle kulüp diye düşünmüyorum. Aslında tek düşüncem şu. Ben evet bir kontrata imza atıyorum. Ama inanın bana gittiğim bütün kulüplerde attığım kontrattan daha çok hani o taraftarın benden beklentisi, camianın, hocanın beni, bana güvenip alması, başkanın, yönetim kurulunun bana güvenip beni almaları. Hani bu güveni aslında boşa çıkarmamak benim için daha önemliydi. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Şimdi ben geçen sene devre arası geldim buraya. Devre arasının transfer son gününde geldim. Tabii işin ayrıntısını yönetim başkanımız Hakan Kutlu'ydu o zaman hocamız, o bilir. Ben normalde Erciyes'te kalıyordum. Yani Erciyes'te Hikmet Hoca göreve gelince benim aslında gitmemi istemedi. Biz Fuat Hoca'yla pek anlaşamadık diyebilirim. O da benim de kariyerimde tek anlaşamadığım hocaydı. Sonuçta ayrılma durumu oldu ama Hikmet Hoca bana gitmemi istemedi kulüpten. Ben Mersin İdman Yurdu'nun sadece bir maçını seyrettim. Manisa Spor'la oynuyorlardı. Galiba 10'a 1 falan biterdi maç. Çok gollü goller kaçırmışlardı. Ve inanılmaz bir coşku vardı. Hem statta coşku vardı, taraftarın coşkusu vardı, takımın içinde bir coşku vardı. Dedim ki bu takım Bankasya takımı değil. Bu takım lig takımı olmuş artık. Yani bu takım kesin çıkacak. Ve buna istinaden de ben buraya geldim. Dedim ki bu takıma gelirim, katkım olur. Bu takımda tanımam gösteririm. Ve Süper Lig'e çıkalım, Süper Lig'de devam ederim diye bir kontrata imza attım. Ama tabii geldiğimde ben, Cevdet abim pek bilmez, o yüzden anlatıyorum bunu. Hazırlık kampını yapmamış bir oyuncuydum. Ben bir ay takımdan uzaktım Erciyes'te, Kayseri Erciyes'te. Zaten beni böyle bir ay, bir buçuk ay hazırlayacaklardı. Aslında konuşulan buydu. Ama işte hoca değişikliği, aslında Elazığspor'da çok başarılı olduğumuz, ki benim de başarılı olduğum Yılmaz Hoca geldikten sonra forma şansımın çok az bulmam, işte takımın da iyi gitmesi, benim de şansım, fazla forma şansı bulamam, tabii o etkiyi gösteremedi. Ama
Sezon sonu burada ayrılma durumum vardı benim. Yani devam etmeme durumum vardı. Görüştüğüm birkaç kulüp de vardı. Bunu tabii yakınlarım da bilir, kulüp içindekiler de bilir. Tek düşüncem şuydu. Ya ben geldim buraya, hani benim için Sinan Kaloğlu geldi, Mersin İdman Yurdu'nda bir şey yapmadan gitti, dedirtmek istemiyorum dedim ben. Tek düşüncem buydu. Gerçekten buydu. Yoksa görüştüğüm kulüpler vardı. Daha farklı bir şeye gidebilirdim, ortama yeni gidebilirdim bir yani. Tabii, çünkü ben buraya gelirken aslında bütün taraftarlar heyecanlanmıştı. Beni de çok yakından sevgi gösterinde bulundular. Çünkü neden? Hani Sinan Kaloğlu geldi, çok büyük bir etki yaratacak, biz kesinlikle Süper Lig'e çıkacağız diye bir etki oldu. Çünkü ben en son Bankası'da oynadığımda bundan 2000-2001 sezonunda gol kralı olmuştum zaten. Ondan sonra bir daha da oynamamıştım. Yani hep ligde oynamıştım, yurt dışında oynamıştım. Kimse beklemiyordu benim Bankası'ya geleceğimi. Ben de bunun altında kalmak istemedim açıkçası. Ona göre kampımı yaptım. Rıza Hoca'nın belki ilk etapta şeyinde yoktum, belki aklında yoktum. Çünkü beni bilmiyordu son durumumu. Baktığında gelmiş Sinan Kaloğlu ama Bankası'da oynamamış. Hani yaşı da 32-33 olmuş artık diye düşünüp belki ilk başta aklımda yoktum ama takım içindeki performansım, kampım bunu gerektirdi. Bu şeyi gerektirdi, başarıyı gerektirdi diye düşünüyorum. Turan Hocam'ın dediği gibi bizler sadece saha içi performans da göstermiyoruz. Yani benim gibi işte Servet olsun, Güven olsun, işte Serkan Balcı olsun takımın büyükleri takım içindeki kenetlenmeyi çok güzel yaptı. Biz bunu gerçekten yaptık. Hani yabancı yerli diye de ayırmadık. Birçok takımda şimdi futbolcuların içinde bir ego sorunu vardır. Vardır yani. Ama ben bu kadar üst düzey oynayıp, Servet bu kadar üst düzey oynayıp, Serkan Balcı bu kadar üst düzey eğer ego yapmıyorsa o zaman takım içinde kimse ego yapmayacak. Eğer biz yapmıyorsak bizim bu örnekliğimiz, tavrımız, belki çalışkanlığımız bütün takımı da etkiledi. Sayın Kaloğlu, biz burada Mitrovic'i konuk ettik. Nurullah, Kaya'yı, Efe'yi konuk ettik. Hepsinin söylediği tek şey bizim başarımızda arkadaşlık. Gerçekten arkadaşlık. İyi abilik yapabilme. Abilerimizin bize sahip çıkması. Az önce örnek verdi ya. Yani Servet'in, işte Sinan'ın, orada Serkan'ın dışarıda beklediğinde de, antrenmanda da. Şimdi antrenman, siz bahsettiniz ya Servet'in ne kadar böyle aşkla antrenman yapışı. Şimdi bu oradaki genç oyuncular da oldukça etkiler yani. Belki ilerleyen futbol hayatlarına da bir mesaj. Giderler ya değil hocam, kesinlikle giderler. Yani şimdi düşünsene. Yani yedek kaldığı zaman kendisini herhangi bir orada kime örnek verecek? Diyecek ki Sinan abi bak son 10 dakika oyuna giriyor. Nasıl canlı, ben niye küsüyüm diyecek yani. Zaten aynen. Tabii mesela hocamızın da ben de birebir görüştüğümde de söylüyoruz abi. Bazı tabii forma şansı bulamayan arkadaşlarımız oluyor hocayla konuşmaya gidenler. O da tabii örnek gösteriyor bunu. Hani takımın en çok gol atan oyuncusu son 5 dakika oyuna giriyor. Nasıl girdiğini görüyorsunuz falan diye. Bu iyi bir örnek. Hani sadece bunu kendi açımdan demiyorum. Bizim genç arkadaşlarımız da gayet saygılı ve gerçekten çok terbiyeli çocuklar. Ya takımın belki futbolcu kalitesi hani çok üst düzey olmayabilir. Ne bileyim bir Bursaspor'daki kadar kaliteli, yetenekli oyuncular bizim takımımızda kadro derinliği olmayabilir. Ama inanın hani bizdeki o bağ da, arkadaşlık bağı da birçok kulüpte yok. O yüzden de biz zaten şu an lig yedincisiyiz. Evet, bütün olumsuzluklara rağmen. Bütün olumsuzluklara rağmen yani. Şimdi Mersin büyük bir şehir. Ben hani burada bazı da şeyler söylemek istiyorum izin verirseniz. Tabii ki. Şimdi birçok şehirde oynadım. Büyük şehir takımlarında oynadım. Büyük kulüplerde oynadım. Şimdi benim gördüğüm şöyle bir şey var. Bir şey örnek vereceğim. Futbol kulüpleri şehirler için çok önemlidir. Şimdi Sevilla takımı aslında bir tatil yeri, tatil şehri. Ama Sevilla'nın ismini tüm dünya nasıl öğrendi? Futbol sayesinde. Futbol sayesinde. Aslında belki onda biri. Yani Mersin'in onda biri büyüklüğünde bir şehir yani sonuçta. Ama ismi o kadar büyük ki tüm dünya nereye gitse Sevilla diye biliniyor. Herkes biliyor. Evet. Şimdi Mersin çok kozmopolitan bir yer. Gerçekten çok geniş kitlelere sahip, hitap edebilecek bir yer. Herkesin tribünlerde birleştiği bir yer. Yani Mersin Stadyumu gerçekten bir mozaik. Ve bunun Mersin şehri, yani ileri gelenleri, işte valisiyle, belediye başkanıyla, diğer işte iş adamlarıyla, önde gelen insanları ya bir araya gelip diyecekler ki ya bizim Mersin İdman Yurdu bizim için çok önemli bir yer.
tek ortak gayemiz ortak Mersin. Noktamız. Çünkü kulüp ne kadar büyürse şehir de büyür. Şehrin imajı da büyür. Yani futbol gerçekten olduğu yeri büyütür. Futbol tüm dünyayı büyütüyor. Bir dünya kupasında ülkeler büyüyor. Dünya kupasını düzenleyen ülkeler büyüyor. Ya futbolun çok büyük bir etkisi var. Çok büyük bir güç. Yani böyle güzel bir şehir. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Gerçekten yani çok güzel bir stadyum yapılmış. Kesinlikle hayranım. İşte kulübün biraz daha tesisleşme anlamında, maddi gelir anlamında, yani bir iki kişiye bakılmaksızın daha bir kurumsal bir kulüp olup herkesin taşın altına elini sokması lazım burada. Yani kulüp 2015 yılında tesisimiz yok, işte para sorunları var. Ya kulüp bunlarla uğraşmamalı. Kulüp neyle uğraşmalı? Camia, şehir neyle uğraşmalı? Ya biz Mersin İdman Yurdu'nu gelir anlamında, işte ne bileyim kulüp anlamında ileriye nasıl ileriye taşıyabiliriz? Altyapı anlamında kalıcı nasıl ileriye taşıyabiliriz? Yani nasıl kalıcı gelir bırakabiliriz? Nasıl kalıcı gelir yapıp da yani Mersin İdmanı bu ligde kalıcı yapıp Avrupa kupalarına sürekli oynatan bir takım yaratabiliriz? Ya yani şimdi taraftarı var. Arenası var, stadı var. Bir tesisi yok ve kurumsal bir yapısı yok. Ve kalıcı gelirleri yok. Aslında çok yapılmayacak şeyler değil bunlar. El birliği yapılmadığı için evet, Sinan sadece gibi. Kısır bir döngü var gördüğüm gibi. İşte o birilerine küsmüş, o birilerine küsmüş, o ona küsmüş. Yani aslında bunların hepsini bir yerde bırakıp, ya özellikle de bir taraftar grubu var. İşte kampanya başlatalım diyorlar, biz para toplayalım. Ya çok güzel şeyler bunlar. Arkamızda bu taraftarın gücünü hissetmek gerçekten çok önemli. Ama hani biz bu sene varız, seneye yokuz ya da diğer sene bizler artık gelip geçeceğiz ama Mersin İdman Yurdu kalıcı bir takım, bir kulüp, bir camia. 90 yılını geçmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve inanın bana hani potansiyel anlamında ben birçok kulüpte oynuyorum. Potansiyel anlamında böyle Avrupa kupalarında oynayabilecek bir potansiyeli var aslında. Sadece altyapısı eksik. İşte tesisleşme anlamında ve kalıcı gelir getirecek şeyler yapmak lazım. Daha bir kurumsal olması lazım kulübün. İnşallah bunlar olur. Mutlu oluruz yani. Gerçekten bunu hak ediyor Mersin İdman Yurdu. Hem şehir olarak hem taraftar grubu olarak, cami olarak hak ediyor yani. Ve inanın daha iyi olacak her şey yani. Biz aslında her... Sinan'a biz bu soruları aslında sormaya çekinecekken değil evet, mi? Kesinlikle. Ama gerçekten yani insanın forma giydiği kulüpte sadece futbol konuşulmayıp böyle bir sosyal tesisleşmeyi, kulübün kurumsallaşmasını konuşması çok önemli. Aslında Türkiye'de genel konuşulması gereken rahatsızlık da bu. Yani bir Ludogorets takımı var mesela Bulgaristan'ın. Sadece 35 bin nüfusu olan bir kasaba takımı. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını hep gördük. Yani o Sinan kardeşim Sevilla'ya örnek verdi. Ludogorets'i de mesela Bulgaristan'da CSK gibi çok köklü camiaları 3 yıldır gerisine bırakıp bugün Avrupa futbolunda isim yaptılar mesela. O oyunculara inanılmaz bir piyasa oluştu. Artık Bulgaristan futbolu daha böyle mercek tutularak takip ediliyor. Aynı şekilde mesela Mersin'in de hem iklim yapısı, hem şehrin potansiyeli, hem stadın hazır olması, sadece bir altyapı ve üst yapıya bir tesis yapıp kurumsal kimliğinin oluşturulup hep burada defaaten sezon başından bu yana biz bunları konuşuyoruz. Diyoruz ki profesyonel dama taşlarını oluşturalım. Ve bu dama taşları herkes layığıyla görevini yapsın. Gelirler kulübün ihtiyaçlarına aktarılsın. Bütçenin dışına çıkılmasın. Herkese söz verilen paralar söz verildiği zamanda ödensin. İşte başarı ve başarısızlık da yani bugün Mersin İdman çok istisnadır da şu ligin alt sıralarında yer alan son 7 takıma bakalım. Akhisar'ı ayrı tutuyorum. Akhisar'ın yönetimi çok iyi. Evet. Ama diğer şeylerde hep verilen taahhütlerin yapılmamasının etkeni olduğunu düşünüyorum. Ama Mersin İdman Yurdu burada bir istisna yani gerçekten. Yani aslında kulübün profesyonel manada gelirleri oyuncularla paylaşımı halinde ben Mersin İdman Yurdu'nun sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama her yıl bir eylem, bir oyuncularla kamuoyunun karşı karşıya gelmesi. Ben geçen programda da söyledim ya, burada oyuncuları suçlamıyorum. Gerçekten. Yani yönetimin her şeyi zamanda yapması. Yani birinci hamleyi birinci dakikada yapması. Yani 8. dakikada birinci dakikanın hamlesini yapmaya kalkarsan
İşte ne oluyor? Sıkıntılar oluyor. Sayın yani Bursa yani. Spor'a kaybetti diye tartışacağımız yerde 7. sıradaki Mersin İtmar'ın alkışlamayı konuşmamız lazım. Kesinlikle. Yani paralar ödenmediği konuşuluyor. Siz tecrübeli oyuncular olarak bunların basına yansımaması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ya açıkçası tabii kolay bir karar değil idmana çıkmamak. Yani bu sadece 3-4 tane takımın tecrübeli takım oyuncuların halinde yapacağı bir şey de değil. Burada yabancıları da var, yerlileri, daha gençler de var. Bu bir takım. Sonuçta bizim takımda bir oyuncu bile ben bunu böyle istiyorum dediği zaman haklı tarafını görürsek bütün takım onunla birlikteyiz biz. Şimdi bazı haksızlıklar da yapmayalım, şöyle yapmayalım. Şimdi tabii ki Türkiye'de kulüplerin içinde olduğu durum ortada. Yani performansızca işte transfer yanlışları, kulübü borçlara sokup sonra da her gelen yönetime borç yükleyip gidenlerin çoğunluğundan dolayı tabii kulüpler hepsi bir dar boğazda açıkçası. Şimdi bizim Mersin İtman Yurdu'nda da geçen sene başkanımız ve yönetim kurulu tabii ki gelirleri olmadığı halde iyi bir takım kurup bu takımı Süper Lig'e çıkarmaya çalıştılar. Takım da bu sene Süper Lig'de devam ediyor. Tabii ki her kazandığımız galibiyette bir gelir geliyor kulübe. Bir paralar geliyor. Takımın da kendine göre masrafları var tabii ki. Ama sadece burada bizim kulüp başkanına ya da yöneticilere bu işi yüklemememiz gerekiyor. Yani biz bunu futbolcular olarak da görüyoruz yani. Şehrin dinamiklerini. Evet, şimdi bizim başkanımızın açıkçası ben biraz daha yalnız olduğunu görüyorum yani. Hani yalnız olduğunu, yönetim kurulu işte abilerimizin 2-3 tanesini zaten hep sürekli görüyoruz. Ve onların bu şehirde aslında yalnız olduğunu görüyorum yani. Hani biraz daha şehrin dinamikleri artık hani kime mi küsmüşler, başkana mı küsmüşler de mi yardım etmiyorlar? O zaman bir araya gelecekler. Hani bu konuşarak her şey hallolur. Diyalogdan geçiyor diye düşünüyorum ben. Hani şimdi birileri diyor ki belki de biz tabii kulübe daha önce yardım ettik. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ya tamam, o artık geçmişte kaldı. Şimdi her şey bir şeffaf olarak bir masaya yatırılabilir. Her şey. Her şey. Kimin ne nasıl yardım etti şeffaf olarak yatırılabilir. Daha bir kurumsal yapı oluşturulabilir. Hani kavuz oluşturulabilir. Tabii. Aynen öyle. Oluşturulabilir. Yani burada işte belediye başkanımızın da tabii çok güzel demeçleri oldu daha önce, belediye başkanı ilk zamanlarında olduğunda, ki hani Vedat hocamla da biz tesis konusunda geçen bir konuşma yapmıştık, kendi aramızda bir sohbet etmiştik. Tabii ki hani belediye de bu konuda çok istekli, hemen her şey hazır aslında, ama bir tek tabii Spor Bakanlığı'ndan bu iş bitmiyor, daha orada takılıp kalmış diye söylemişlerdi. Hani Spor Bakanlığı'na da şehir olarak bir şey olabilir ya, bir baskı olabilir. Sonuçta bu kadar tüm kamuoyunun baskısıyla, tabii, isteğiyle. Yani aynen öyle, ama işte sadece belediye başkanımızın ya da kulüp başkanımızın demesiyle olmaz yani. Bütün lazım. Tabii ki herkesin bir arada bir güç yaratması lazım. Ben onu söylüyorum yani. Bizim başkanımızın da bazen görüyorum stresli. Takım iyi giderken bile yani stresli olduğunu görüyorum. Çünkü hani ödemeler kolay değil. Hani bir kalıcı bir geliri yok bu kulübün. Transfer cezası var. Transfer yasağı var. Yani hiç kolay bir şey değil. Gerçekten değil. Planlama yapamıyorsun. Yani değil. Bence emeğe, ilk önce emeğe saygı duyalım. Hani sadece futbolcuların başarısına değil de hani malzemecisine kadar. Evet. Kulüpteki başkanından malzemecisine bir emeğe saygı duyup gerçekten saygılı olalım. Tabii ki işi bilmeyen kişiler de olabilir. Ama biz bunu işi bilmiyor diye şey yapamayız. Kenar atamayız, dışlayamayız yani. Hani bir güç olmamız lazım. Küslüklerin ortadan kalkması lazım. Ben belediye başkanımızın düşüncelerini, işte Tarsus'ta yaptıklarını ben duydum. Daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum burayla alakalı. Buna ümidim var. Çünkü sporu seven bir insan. Bu güzel, bizim için avantaj yani. Kulüp açısından aslında avantaj bir şey. Geçen seneki açısından da. Şampiyonluğumuzda sizleri İstanbul'da, evet, geldi, kalktı, geldi, bize çok iyi moral verdi şampiyonluk maçından önce. Gerçekten bu önemli bir şeydi. Futbolcuların bunu hissetmesi de kendini açısından motive anlamında güzel bir şey. Ben tabii bu konuda fazla belki konuştum burada ama biraz daha hani dışarıdan görüp de üzüntü duyduğum için bu konuya biraz değinmek istedim. Evet. Çünkü bir Kocaeli Spor, bakın bir Kocaeli Spor, ne bileyim bir Göztepe, Sakarya Spor, şimdi bunlar köklü kulüpler ve Ankara Gücü ne duruma düştüler. Yani biz bu seneyi, belki biz bu seneyi kurtarırız. Şimdi bak, ben çok kulüpte oynadım. Söyleyeyim,
Elazığ Spor'da da 2 sene önce oynadığımda kimsenin başaramaz dediğini biz başardık. Ligde bıraktık. İlk 10'da bıraktık hatta Elazığ Spor'u. Herkes düşer diyordu. Ama o zaman da aslında aynı şeyler vardı. İşte tesisleşme yoktu, bir kalıcı gelir yoktu, kurumsallaşma yoktu. Ve bir sene sonra düştü. Evet. Yani artık ne zaman çıkar bilinmez. Yani... Sinyaller geliyor. Bu sene bu takım ligde kalabilir ama önümüzdeki senelere emin adımlarla ilerlemesi için... Aynen. Ben onu diyorum. Yani şimdi bu sene bu takım kaldı. Ama bu takımı daha ileriye taşıyacak, bu Süper Lig'de kalıcı hale getirecek olay sadece futbol takımı değildir. Yani nedir? Dış etkenlerdir biraz da. Şimdi zaten taraftar gücümüz var. Bir Kayseri Erciyes gibi değiliz. Her şeye sahip ama taraftar yok. Ve o yüzden de çok bir şey diyemezsin. Ama bizim taraftarımız var. Çok güzel bir stadımız var. Ama tesislerimiz yok, kurumsal bir yapımız yok ve şehirde birlik beraberlik yok. Yani biz bunları birleştirmemiz lazım. Herkes burada işte Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş'ı buraya gelip seyretmek ister. Şimdi sadece Mersin'den bu takımlar gelince seyretmeye gelmiyorlar ki. Adana'dan geliyorlar, bir Antep'ten geliyorlar, Osmaniye'den geliyorlar. Yani her yerden geliyorlar, Hatay'dan geliyorlar. Bu kulüpleri seyrediyor. Bunlar bile arıyorlardır Sinancığım. Evet ya, düşünebiliyor musun? Çarşamba gerçekten... günkü kupa maçına acaba kaç bilet ayarlayalım? Ya, Allah'tan tozalık çıktı da bizim bile bulamadık. Yoksa bitmiyordu bizim bile. Uzun lafın kısası tesisleşme olmadan. Pazarlık en çok sana yarar yani. Tesisleşme olmadan. Bunu her programda konuşuyoruz ama tabii Sinan kardeşimizin belki söylemlerine kulak verir insanlarımız. Biz bunu hemen hemen her programda Sinan dile getiriyoruz. Yani kurumsallaşma ve tesisleşme olmadığı sürece başarıların her zaman için geçici olur, asansör takım olursun. Şunu da söyleyeyim, sadece Süper Lig takımı düşmez, Mersin İtmayır'da kulüp olarak düşmez. Şehir düşer. Basın olarak da düşeriz, evet. Belediye olarak da düşeriz. Hı. Yani hepsi beraber bir alt lige düşmüş oluruz. Çünkü bununla beraber buraya Süper Lig hakemi geliyor, bununla beraber insanlar geliyor, dışarıdan, ilden bir sürü gazeteci olarak geliyor, değil gazeteciler mi? Geliyor. İşte siz... Burada Süper Lig takımı olduğu için buraya üst seviyede sunucular geliyor, cezet bir program yapıyor gibi sualabilirsiniz. Yani hep beraber düşeriz. Sadece Mersin Madi Kulübü olarak değil, hep beraber küme düşmüş oluruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben de müsaade ederseniz birkaç şey söylemek istiyorum. Sinan gerçekten çok özetledi aslında bugünkü bütün olayların hepsini özetledi. Mersin Madi'nin başarısının neden kaynaklı olduğunu, güzel bir abilik, birliktelik ve bununla beraber gelen bir başarı var. Her ne kadar kurumsallaşma olmasa da, tesisleşme olmasa da, tüm olumsuzlukları bir kenara koysak da demek ki bu abilik ve bu arkadaşlık ruhu bir takıma yansıdığı zaman başarılı olabiliyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Ünlü edebiyatçı ustamız Yaşar Kemal'i buradan saygıyla analım. Allah rahmet eylesin. Şimdi Yaşar Kemal'in çok güzel bir sözü var. İnsanlar diyor, evrendeki kadar, evrende gövdeleri kadar değil, yürekleri kadar yer kaplar. Sinan kardeşimiz de gerçekten yüreği çok geniş. O yüzden Mersin'de ve tüm gitmiş olduğu kulüplerde, şehirlerde taraftar desteğini bulabilirsiniz. Çünkü yüreği çok büyük bu kardeşimizin. Herkes Sinan gibi olsa sahada, Oğuzhan'cığım Cüneyt abi rahatlıkla hakemlik yapabilir. Turan hocam da yapabilir. Siz de yapabilirsiniz. Gerçekten hani sahada da birçok maçını yönettim. Çok iyi niyetli bir kardeşimiz. Herkes onun gibi olsa herkes hakemlik yapar. Onu da söyleyeyim. Sağ olun hocam. Bizim bir hakem arkadaşımız vardı. Ufak da bir espri yapayım. Ya hocam çok iyi maç yönetiyorum ama çok itiraz ediyorlar ya diyor. Yani iyi hakemlik yapacağım ama çok itiraz ediyorlar. Yönetemiyorum maçı diyor. Zaten kimse itiraz etmesin. Herkes hakemlik yapar. Ya ben herkes yani, sorumlu olsun. Için tabii hani Vedat hocamızın da hakkını yemeyelim. Birçok karşılaşmamı yönetti. Ya ben gerçekten böyle kötü bir karşılaşma yönettiğini böyle hiç görmedim yani Vedat Hoca'nın. Yani biraz da bizim ona itiraz etmememizin ya da ona böyle şey yapmamızın sebebi belki de budur diye düşünüyorum yani. Hani saha içinde de yaklaşım her zaman iyiydi zaten. Bence tabii uğradığı bilmiyorum dışarıdan gördüğüm bazı haksızlıklar oldu kendisine karşı. Daha üst düzey Avrupalarda falan daha üst düzey şeylere çıkabilirdi diye düşünüyorum Vedat Hoca'nın. Ama tabii kısmet öyleymiş ama saha içinden tanışıp da Mersin'de böyle beraber olmamız benim açımdan çok mutluluk verici. Benim açımdan gerçekten güzel bir iyi oldu yani. Sen kulüp yapısı anlamında ben aslında katkı sunmak istiyorum. Buyurun. Sinan'ın sözlerine, Cedet abinin olsun, Vedat hocanın. Şimdi bir teknik adam takım başına geldiği zaman bir yıllık bir plan program yapar sezon başı. Doğru mu? Evet. Şimdi bizim yönetimimizin en büyük sıkıntısı özellikle Ali Başkan'ın
her başladığı dönemde her sene atıyorum işte kongre yapılıyor. Alıyor ama hiçbir şekilde önünde bir plan program yok. Kulüp yapısı anlamında, kurumsallık anlamında. Hep günü kurtarma adına ya da haftaları kurtarma adına o şekilde devam ediyor. Yani bu kulübün bir kere başkanın önüne bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Bu da kısa mesafeli değil. En az bir 3-4 yıllık ya da 5 yıllık bir yol haritası belirlemesi hocam. Gerekiyor. Yani bunu başkan bilmiyorsa bile bu başkanın bunun önüne koyacak. Mutlaka birileri söylemesi gerekiyor. Yani. Ama bakıyorum ben işte yıllardır hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak kulübün içerisindeyiz ve şu anda da dışarıdayız ama hali içerisindeyiz. Bir Mersin İtmari taraftarı olarak. Mutlaka ve mutlaka uzun süreçte bir yol haritası belirlemeleri gerekiyor kendilerine. Bir plan program belirlemeleri gerekiyor. Hem altyapı anlamında hem üst yapı anlamında hem de tesisleşme adına. Çünkü günü kurtarmaya gittiğin sürece bu takım uzun süreli başarılar mümkün değil, olamaz ve ulusal basında bunu biz ilk çıktığımız yılda yaşadık. Ben Nurlu Hoca'yla çalıştığım dönem gene ulusal basına işte paralardan dolayı antrenmana çıkmama durumları ulusal basına yansımıştı. Bu Mersin İtmar adına gerçekten aslında hoş şeyler değil. Ama yönetici anlamda kulüp çok iyi yönetilmiyor. Hani bir kulübün 15 tane 20 tane yönetici olması gerekmiyor. 3 tane yöneticisi olsun, sağlam olsun. Aynı zamanda o 3 tane yönetici özellikle şimdi baktığımız zaman 5-6 tane büyük ilçelerimiz var. Her birinin nüfusu 200 bin, 250 bin civarı. Doğru değil mi hocam? Evet, evet. Yani 200 bin biz, şimdi Tarus'a bakıyorsun 250 bin, Toroslar'a bakıyorsun 220 bin, Akdeniz'e bakıyorsun 210 bin, Yenişehir'e bakıyorsun 200 binlik bir nüfusu ilçeleri var. Bunların hepsinin ortak paydası Mersin İtmayor değil mi? Mersin İtmayor'du. O zaman bu ilçe belediye başkanlarının hepsini bir araya getirmek de kime düşer? Kime düşer? Ali Kahramanlı'ya düşer. Kulüp üzerinden de yani bir şekilde parti anlamında siyaset yapmamaları gerekiyor. Evet. Çünkü bu biraz da deşifre olmuş. İnsanlar hangi partiye eğildiğini, koşturduğunu falan biliyorlar. Nasıl bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiçbir şekilde kulüp üzerinden siyaset yapılmıyorsa Mersin İtmayor'da takımın yöneticilerini de yapmaması gerekiyor. Bir anlamda uzak tutuyorsun çünkü o insanları. Toparlamak adına siyaseti bir kenara bırakacaksınız. Ben Mersin İtmayor'un kulüp başkanıyım. Bütün Büyükşehir Belediyesi olsun, bütün partilerin belediyeler olsun. Tabii parti gözetmeksizin ve sen de hiçbir oluşumun içerisinde olmadan inanın bütün insanlar o zaman bu takıma, bu şehrin takımına sahip çıkacaklarını düşünüyorum ben. Buradan da kendisine mesajım olsun. Zaten yalnızlığın mesajı da sen çok güzel özetledin. Ondan kaynaklanıyor. Evet. Yani merkezde durması gerekiyor. Kesinlikle. Mersin İtmayurdu'nun ben hep söylediğim şey şudur. Yani bir spor kulübünün de, sporcunun da, bir sanatçının da bir merkez duruşu olması lazım. Yani herkesi aynı yakınlıkta, aynı uzaklıkta. Şimdi Mersin İtmayurdu Kulüp Başkanlığı, bütün makamların, mevkilerin Mersin bazında değerlendirdiğim zaman üzerindedir. Çünkü herkesin sempatisi, sevgisi, o tribünlere gelenlerin biz hiç... Ne siyasi ideolojisini, ne güzergahını, hiçbirisini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hepsi ortak bir şekilde Mersin İtmayurdu diye bağırıyor. Hepsinin gol anında sevinci Mersin İtmayurdu. Evet. Onun için de Mersin İtmayurdu'nu birazcık merkeze çekmek gerekiyor ve artık şu sahip çıkmıyor, bu sahip çıkmıyordan ziyade sen çok güzel özetledin. Mesela bu kadar lokomotif ilçelerin Mersin İtmayurdu için kılını kıpırdatmaması birazcık da kulübün sadece merkeze odaklanmasına kaynaklanıyor. Yani onu birazcık diğer il geneline yayacak girişimlerde bulunmak gerekiyor. Ya geçmiş dönemlerde gördük. Yani bakanlarla el ele işte sadece sanki herhangi bir tek partinin bu takımı şampiyon yaptığını ya da küme düşürdüğünü ya da sadece o partinin destek olduğu gibi hep mesajlar veriliyordu. Dolayısıyla şimdi öbür taraftaki insanları da sen bu kulüpten uzak tutuyorsun. Bu sefer kulüp üzerine siyaset yapmaya kalkıyorsun. Yöneticiler de aynı şekilde olduğu zaman. Tabii aynı şekilde yönetici yapısı da aynı şekilde olduğu zaman o zaman sıkıntı olur. Kimse de destek vermez. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Bir kere sporda siyaset olmaz. Siyaseti uzak tutmaları lazım spordan. Bir kere senin önünde projelerin olması lazım. Diyeceksin ki benim bir yıl sonundaki hedefim bu. Açıklayacaksın. İki yıl sonundaki hedefim bu. Nasıl belediye başkanı seçimlere girerken yani elinde proje vardır. Evet. Beş yıllık süreçte diyor ki birinci yılda ben bunu yapacağım. İkinci yılda bunu yapmaya çalışacağım. Üçüncü yılda bunu yapmaya çalışacağım.
Mutlaka kulüp başkanının da bunu yapması gerekiyor. Az Yıldırım'ı kimse sevmez bu ülkede. Doğru mu? Ama adam diyor ki ben diyor atıyorum 1 milyon üye yapacağım diyor. Hedefim bu diyor. Ya da tesisleşme anlamında belki bunu yapacağım. Çok bir hayal ama evet, herhalde bir çıta koyuyor yani. Bir çıta koyuyor. Projelerin bu diyor ve %80-%90'ını gerçekleştiriyor baktığın zaman. Ama senin hiç projen yok. Hocam, bu çok önemli. Aslında 3 dönem mesela şöyle şunu söyleyeyim. Diyelim ki Mersin Mardin'in başkanlık için bir seçim var. Şimdi seçime gelen insanlar şimdiye kadar hiç gördünüz mü böyle bir planlama yaptığını? İşte ben kulüp başkanı olursam bunu yapacağım. Daha ziyade böyle yine siyasi konuşmalar. Evet. Biz şunları yaptık. Biz efendime söyleyeyim bunlar gibi yapmayacağız. Sürekli evet. Eski bir kötüleme. Evet. Ya sen bırak artık bir şey değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Önüne bakacaksın. Dolayısıyla önüne stratejik planlama dediğimiz ki bizim daire başkanı bile bunu yapıyor. Hani şey için söylemiyorum. Her şube müdürünü dahil 3-5 yıl boyunca görevde kaldığın sürece sen bunu planlama yapmak zorundasın. Hangi tesisi ne zaman yapacaksın? Hangi işi ne zaman yapacaksın? Bu hangisini geleneksel hale getireceksin gibi planlama yapıyorsun. Aynı şekilde Turan hocam demek istediği o. Yani bir 5 yıllık, eğer 3 yılına seçildiysen senin 3 yıllık bu planlaman olacak. Evet. Bunun içerisinde projelerin varsa projelerini açıklayacaksın. Ha hatta şunu söyleyeceksin. Ben bu projeyi yapacaktım fakat şu kişi buna engel oldu. Bu kadar basit. Diye de açıklayacaksın. Aynen. Çok net bir şekilde. Aynen. Aslında her bunlar, şeyin cevabı. Bunlar çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz valiyle görüşme yapıyorlar. Vali konağında. Bakıyorum 15 tane yönetici hazır resim çektiriyorlar. Takım çift kale yapıyor. Galip gelmiş. Bakıyorum bir tane yönetici var. İkincisi yok. Ha böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Ben Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Takıma her an özellikle çift kalelerde mesela git kardeşim 15 tane yönetici hep beraber orada olun. Destek olun. Takıma sahip çıkın. Belki atıyorum o hafta ödeme yapacaksınızdır. Ama alma ödeme yapamıyorsunuz. 15 tane yönetici birden orada olduğu zaman oyuncularla bir sohbet bir NC okşama yaptığı zaman ya işte bize şu kadar müsaade edin. İnan oyuncular mutlu olur. Değil mi? De çok hocam, önemli bu yani. Hocam bir de şu da önemli olan şu da var. Kulüp başkanı her zaman ağzından çıkan söz onun senettir. Senettir. Evet. Dolayısıyla futbolcular bazında Sinan kardeşim yanlışanlar bazında eğer o güveni yitirirsen kulüp başkanı olarak o insanlar sana inancı kalmazsa bu da olumsuz yönde futbolcuları etkiler. Kesinlikle. O yüzden kulüp başkanımız hani şunu söz verdi de yapmadı demiyorum ama buna dikkat etmesi lazım. Eğer böyle bir şey yaptıysa da o güveni bitirmemesi lazım. Bunun için o güveni tekrar kazanmak için uğraşmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Twitter'da tesadüf tweetlere bakarken şimdi Uğur Melike'nin Sinan abi hakkında bir cümlesi olmuş. Sinan Kaloğlu tam şu sırada Beşiktaş'ta olsaydı belki yaşından ötürü dudak bükerlerdi ama iyi bir tercih olurdu. İfadesini kullanmış. Ben babayla iyi ki olurdu. Ya bir şey açıklamak istiyorum tabii. Şimdi dünkü karşılaşmada benim çok rahatlıkla atabileceğim bir pozisyonu avut attım. Şimdi tabii bana da sosyal medyadan bazı mesajlar geliyor. Biliyorsunuz taraftar beni zaten çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Şimdi taraftarımız da beni çok seviyor. Beklentileri yüksek. Bursaspor'un da beni çok sevdiğini biliyorlar. Tabii bizim tabii iyi bir bağlarımız vardı Bursaspor'la zamanında ama şunu öncelikle söyleyeyim. Ben şu anda en büyük Mersin İdman Yurdulu'yum. Ya yani benden daha büyük bir taraftar şu anda olamaz yani. Neden? Çünkü benim ekmek param. Yani benim formam yani. Ben oynuyorum. Benden daha çok saha içinde şeyi düşünen olamaz. Mersin İdman Yurdu'nu benden daha çok düşünen olamaz. Futbolcu için böyledir kulüpler. İlk maçta da gol atmıştın zaten. Şimdi sana. İlk maçta da 2-1 galip gelmiştik. İkinci golü yani galibiyeti getiren golü de ben atmıştım zaten. Hani bilerek mi atmadın işte diye bazı söylemler oldu. Ha ben buna çok üzüldüm. Çekiyor. Öyle diyenlere üzüldüm. Hiç olmazsa bunu söyleyen kişiler ya benim bir karakterimi bilmeleri lazımdı her şeyden önemlisi. Ha böyle bir adamı zaten ilk maçta da gol at. O zaman ilk maçta da gol atmazdım ben yani. Hani evet. Sadece Bursa'da değil, oynadığınız diğer takımlara da yani Beşiktaş'ta da oynadım. Beşiktaş'a gol attım işte 3 hafta önce yani sonuçta. Pozisyon bir anda gelişiyor. Evet. Sen bunlar ben bunu Bursa Spor'a atsam mı atmasam mı ya? Acaba ben bunu atsam yani, paylaşa düşünebilirler mi? Senin böyle bir zamanı yok. Sen çıkıp zaten o golü atmaya yani, çalışıyorsun. Tabii. Ya şanssız yere ayağımla vuracağımı başka yerimle vurdum sonuçta. Hani tabii bu dışarıdan böyle bir belli olmaz ama atmam gereken bir goldü. Herkesin tabii sürekli girdiğim pozisyonları gol yaptığım için nasıl atamadı? Beklentiler yüksek. Hani Sinan nasıl atamadı Sinan, bu pozisyonu de, der gibiydi. Peki yani. Bir şey soracağım Sinan. Sen de böyle bir baskı oluşuyor mu? Hani şimdi herkes şöyle söylüyor. İşte Sinan son 10 dakika girse bile, 15 dakika girse bile bize bir heyecan oluşuyor işin açı. Evet. İşte Sinan girerse şimdi oyunun skorunu değiştirebilir, sonucunu evet. Değiştirebilir diye düşünüyoruz işin açı. Biz böyle düşünüyoruz.
Rızacı da belki böyle düşünüyor ki o yüzden seni alıyor oyuna. Sende peki böyle bir baskı oluşuyor mu? Ya ben işte 10 dakika girdim ama mutlaka gol atmam lazım ya falan diye bir baskı oluşuyor mu? Ya da baskı yani, oluşuyorsa bu baskıyı nasıl yeniyorsun? Açıkçası gol atacağım diye illa girmiyorum hocam ben sahaya. Takım ateşleme yani, adına mutlaka bir baskı oluşuyordu. Şöyle takım bir şey var. İşte Rize karşılaşmasında da ben Nakumi'ye çok güzel bir pas verdim, gol attım. Evet, ara pası. Ben illa gol atmayı düşünsem o topu tutarım, çekerim, şut atarım yani. Hani gol atmayı illa düşünsem. Ya, öyle bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Sadece benim amacım şu, hani ben 5 dakika bile oyuna giriyorsam, görüyorsunuz işte taraftarın 5 dakika bile oyuna girsem o heyecanını sahada, statta evet. Herkes görüyor. Ben de görüyorum ve bu beni iyice bir kamçılıyor zaten. Hani ben çok sahaya önemli. Girdiğim zaman bir şey etki etmem gerekiyor. Yani gol olarak işte oyunun şekli anlamında ya benim Kasımpaşa maçı son 5 dakika oyuna girdim. Ben girdikten sonra 2 tane golüm içinde ben varım yani. Aynen. Hani dakika çok önemli değil ki. Evet. Önemli olan benim o coşkum. O saha içindeki hem takımı hem bizi izleyen stadyumdaki taraftarların da heyecanını arttırmak, coşkusunu arttırmak. Benim amacım hep bu. Tabii artık belli bir şeye geldim, belli bir konuma geldim. Benim için artık her dakika çok önemli. Yani daha bir profesyonel düşünürsek benim yaptığım çok daha doğru. O şimdi dakikaların hocam, içine ne sıkıştırdığınız çok önemli. Şimdi ne kadar oynadığınız önemli değil. Ne kadar oynadığınız sürede ne kadar iş yaptığınız önemli. Yani 5 dakikada da işin şeklini değiştirebilirsiniz. 2 dakikada da değiştirebilirsiniz. 90 dakika oynarsınız hiçbir şey yapmazsınız. Yani evet. Önemli olan hani beklentileri karşılayabiliyor muyum? Katkı sunabiliyor muyum? Formanın hakkını verebiliyor muyum? Formanın hakkını verebiliyor muyum? Önemli olan bu. Bu kadar az zamanda bu kadar çok verimli olan. Evet. Yani aldığı süre ama ortaya koyduğu performans. Kaç gol oldu Sinancığım bu sezon? 6 gol oldu. 6 gol. Yani 350 dakika oynamış bir oyuncudan. 6 gol ve bunun getirisi ne oldu? Kaçında 3 puanı getirdi? Onu baktın mı? 4-5 tane de asist sadece oldu. Sadece bir Beşiktaş maçı işte 2-1 yenildiğimizde diğerlere 3 puan. 5 gol 3 puan oldu yani. Sadece olayın maddi boyutunu söyleyelim. Yani bir galibiyetin getirisi 1.2 trilyon. Değil mi? Evet. 4 maçı döndürdüğünü düşünürsek 4.8. Yani Sinan'ın kendisi ne kadar anlaştı? hayır olayı çok net ekonomik boyutuyla değerlendirelim. Evet. Yani şimdi siz bu 32 puanla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne kadar kasanıza para koyuyorsunuz? Bu çok önemli. Yani kupalar var hocam. Evet. Yani şimdi burada sadece Çaykur Rizespor'un devre arasında 6 trilyon transfer bütçesi var. Evet. Devre arasında. Ben kamplarındaydım işte Kemal Yardımcı falan beraber oturdu. Hikmet Hoca onlara sunduğu isimleri falan maddi boyutu 6 trilyon. Şimdi ben 17-18 trilyona kurulmuş bir Mersin İtmardunluk konuşuyoruz yani. Ve bunun karşılığında 32 puan. Ya abi tamam biz o golü atamadığı zaman eleştiri yapalım da hakaret etmeyelim yani. Yani tabii ki. Onun mesleğine saygı duyalım. Bazen ayakkabı tamircisi de eline vuruyor yani. Eline vurmak ister mi? Çekici eline vuruyor. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Hani biz puan kazandığımız zaman işte galip geldiğimiz zaman futbolcu olarak prim alıyoruz. Prim diye bir şey var yani. Beraberlikte bile. Sonuçta ben iki çocuk babası bir insanım. Bir aile bakıyorum. Yani akrabaları da sayarsak. Beklentileri var, hayalleri var. Sürekli. Tabii ki yani öyle kolay değil ki. Bizim kazandığımız puanlarla, primlerle işte malzemeci de prim kazanıyor. İşte tesislerde çalışan çimci de işte ne bileyim herkes. Biz, golünle kaç eve ekmek gidiyor. Tabii yani biz kendi mesela primler alıyoruz ama primleri kendi aramızda toplayıp gerçekten bütün herkese dağıtıyoruz biz kulübümüzde. Herkes buradan nemalanıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Hani bu öyle sadece bir olay değil ki, 3 puan değil ki ya da 1 puan değil ki. Yani burada o gollerin geri planda net daha izinmez ama biz hani puandakiler hocam golü. Evet. Tabii yani arka şimdi aslında prim şimdi 130 gol mü oldu? Yani o kadar olmuştur hocam. Bak ligde yüzler kulübünün konuşulduğu bir ligde 130 gol atmış bir ismi konuşuyoruz. Herhalde bu 130 golün en az 20 tanesi de inanılmaz böyle olmayacak gollerdir. Belki de bu 130'u şimdi 150 olarak da konuşabilirdik. Yani kaçacak yani futbolun tabii, içerisinde evet, kimler gol kaçırmıyor yani? Bu ülkede ne tür yabancılara ne paralar harcandı? Soğuk kaç haftadır kaçırıyor. Yani
Kaç haftadır kaçırıyor, saç baş yolduruyor yani Fenerbahçe'de. 3-4 golü var galiba. He. Öyle bir şey olmasa. 5 golü falan var. Şimdi yani. Konuştuğumuz isimlere bakarsak gol kaçar yani. Futbolun doğasında var. Biz hep diyoruz ya, bu takımı daha çok sahiplenin. Yani tamam, taraftar tribünde sahipleniyor ama tecrübeli oyuncular ayrı bir şehirde de sahiplenmeleri gerekiyor. Yani ben medyada da bir eksiklik hissediyorum. Yani Mersin medyasında da takımı birazcık daha yakın takip edip daha çok kucaklaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kaloğlu, katılıyor musunuz? Mersin İkman Yurdu bu başarısı ulusal basında fazla yer alıyor, almıyor. Almıyor, kesinlikle almıyor. Yani şimdi konuştuğumuz için. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Şurada önümde zaten puan durumu var. Şimdi Başakşehir 4. Yani Başakşehir'in gidip tesislerini, stadını gördüğünüz zaman, kurumsal yapısını, para olayını, transferlerini gördüğünüz zaman zaten bu ilk başarısında sürpriz olmadığını görüyoruz. Diğer takım Bursaspor. Şimdi Bursaspor'un da kendi gelirleri, stadı, şehri, işte evet, oyuncu transferleri, oyuncuya ödene, tabii şey. Şampiyonluk yaşamış, oyuncuya ödedikleri transfer ücretleri dersek o da sürpriz değil. Diğer tarafta da Trabzon var. Şimdi Trabzon'un da zaten bir şey söylemeye gerek yok. Transferlerini, şehri, camiye zaten herkes görüyor. Evet. Ve arkasından da biz geliyoruz. Yani geliyoruz ama biz gelir olarak, imkan olarak mesela bunların çok daha altındayız. Hayır, ama Trabzonspor bu sene 160 trilyon para harcadı. 160 trilyon. Evet. 160 trilyon şu andaki harcayan Trabzonspor'un arasında kaç puan fark var? Yani 17 trilyonluk bir takımı konuşuyoruz yani. 17 trilyonluk bir takımla elde edilen başarıyı konuşmamız ama gerekiyor. Ama işte tabii ulusal basında Sinan'ın kaçırdığı golü değil yani. Ulusal basında tabii biz daha fazla yer almak isterdik. Yani gerçekten daha çok konuşulmak isterdik. Bu da mobilya alakalı bir şey. Yani işte biraz daha bizim şehrimiz kenetlenseydi. Hayır, şimdi bugün yayına bağladık ya Erdoğan Bey. Evet. Şimdi biz aslında burada bu yayında lobi yapıyoruz. Evet, kesinlikle evet. Doğru. Bak şimdi Uğur Meleke seninle ilgili tweet atmış evet. Mesela. Erdoğan Arıkan'ın bağlanması ne demek? Erdoğan Arıkan'ın bağlanması Mersin İdman Ordu'yla ilgili bir hoş sadası oluşmasını sağlıyor. Yarın yayınında Mersin İdman Ordu'yla ilgili bir metin seslendirdiği zaman onu daha heyecanla seslendirecek. Çünkü diyecek ki ya Mersin'den bir yerel televizyon beni aradı, yayına bağladı. Bir Eskişehir'den bunu bağlamamışsa evet. Eskişehir değil doğru. Mersin İdman Ordu onun için bir önem arz edecek. Kesinlikle. Yani. Burada herkese tabii çok önem düşüyor. Yani Cevdet abim dedikleri çok doğru. Lobi olarak ilk önce yani şehrin bir kendi içinde bir lobi yaratması lazım. Yani zaten Türkiye'nin en güzel ve büyük şehirlerinden birisi Mersin. Her futbolcunun burada oynamak istediği bir şehir ya. Havasının her zaman güzel olduğu, denizinin olduğu. Yani gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bir futbolcu transfer teklifinde bulunuyorsunuz. Şimdi buradan ben listeye bakıyorum. Şimdi futbolcu Gaziantep'e mi gitmek ister, Mersin'e mi? Tabii ki Mersin. Ya da buradan diyorum Sivas'a mı, oraya mı, ne bileyim Gençlerbirliği'ne mi gitmek ister, Mersin'e mi? Yani Mersin'in çok büyük avantajı var Mersin İdman Yurdu'nun. Sadece biraz yani, daha evet, sadece biraz daha lobi yaratıp ilk önce kendi içimizde lobi yaratıp yani kurumsal bir yapı oluşturup dediğim gibi kalıcı gelirleri yaratıp sonra da ulusal yerde yer şimdi, almamız lazım. Lobi oluşturacak insanlar yanımızda oturuyorlar aslında. Biri bu ülkede FIFA hakemi olmuş Vedat Yüksel. Herkesin diğeri, tanıdığı tabii. Herkesin ki. Tanıdığı. Evet, diğeri işte Fotomaç'ta yıllardır aynen. Spor yazarlığı yapan, evet. TRT Türk'te her hafta canlı yayın spor programı yapan Cevdet Ünüvar gibi iki tane önemli insan var. O zaman bu insanları değerlendir Sinan'a abicim. Yani buradan lobi oluşturmak istiyorsan Erman, çok önemli. Erman yani. Özgür kaç yıl önce buranın formasını giyiyordu değil mi? Tabii. Bugün aynen. Ülkenin böyle parmakla gösterdiği yorumculardan çok birisi oldu. Çok güzel yorumculuğu var evet. Şurada Umut Kafe'de beraber oturup Kartal'la birlikte çok böyle futbol muhabbeti yaptığımız bir insandı. Mersin'de çok seviyor. Evet. Bak hiçbir yere kendini ait hissetmedi. Buradan da taşınmak istemedi. O da çok beyefendi bir kişilik. Sinan da bugün hocam aramızda belki konuk olarak oturuyor ama ben 3-4 yıl sonra Sinan'ın da bir yorumcu olarak, teknik adam olarak Türkiye'nin böyle albenli isimlerinden birisi olacağını yani söylüyorum. Evet. İnşallah bugün zaten o kendisiyle diyaloglarımızda bu konu hiç açılmadı belki ama bu enerjiyi aldık. Ben Sinan'ın gideceği her konumu dolduracak bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Türkiye'de de çok sempatik anlamda çok albenli bir isim yani. Onun için de inşallah Sinan burada bugün futbolcu ama yarın farklı bir kulvarda karşımızda ya yorumcu ya teknik adam olarak
çok iyi konumda olacak. Onun da lobisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bu tür diyalogları biz maalesef Türkiye'den hep yabancıları kötü göndeririz ya. Havalanda, obuzlarda karşılarız. Yalnız başına giderler. Başına giderler. Şimdi lütfen Mersin İtmarlı yönetimi şayet profesyonel manada yollarını ayırıyorsa ona bir nezaket yemeği verip onunla bir örnek olsun güzel bir şekilde vedalaşıp onu gideceği yere de birlikte uğurlaması yarın yolların farklı bir şekilde kesişmesi halinde çok farklı sinerjileri beraberinde getirecek. Ben Sinan'ın da böyle bir isim olduğunu düşünüyorum. Yarın çok iyi konuma geldiği zaman bakın bu konuşmamı lütfen Sinan da hafızasında bir yere not etsin. Hep hoş sadayla anlatacağız. Diyeceğiz ki Sinan'la biz aynı stüdyoda, aynı programda futbol konuştuk. O Mersin İtman Ordu'nun futbolcusu olarak konuştu, biz yorumcu olarak. Çünkü bunu görmek lazım. Yani Türkiye'de aslında çok futbolcu eskisi var da, çok iyi yorumcular, çok iyi böyle senin gibi kariyerli ama kariyerini teknik adamla, yorumcula taşımış insan çok az. İnşallah bunu da değerlendireceğini İnşallah. Güzel sözlerin için teşekkür ederim Devlet abi. Yani senin gibi bir insandan bunları duymak gerçekten benim için onur verici. Mersin İtman Yurdu'nda şimdi bir başkanımızı en çok görüyorum ben. Bir Hikmet Kaya yöneticimiz var. Bir de Ahmet Sertaş diye bir yöneticimiz var. Üçünü görüyorum. Şimdi üç kişiyle bu kulübün dönmemesi. Yani olmaması gerekiyor şimdi. Hani ben mesela biraz daha olayı kenetlenme adına biraz daha bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yılların üst düzey hakemi var burada Vedat Hoca. Yani şimdi kulüp olarak da biz mesela Vedat Hoca'dan, Turan Hoca'dan, eski futbolcumuz yani yılların futbolcusu işte Cevdet abi'den ya herkesin biz herkesten bir şey almamız lazım bizim kulüp olarak. Ya şehir aynen, takımları ufak bir şey oldu. Aynen. Ya şimdi bir gün söyleşi yapılabilir. İlk önce diyalogla başlayalım. İşte Turan hocam ya ne eksik? Sen yıllardır oynadın, hocalık da yapıyorsun. Ya bizim kulüpte kulüp olarak, kurumsallık olarak ne yapmamız lazım? İşte Vedat hocam sen üst düzey hakemlik yaptın. Dışarıdan da gördün hep Mersin İdman Yurdu'nu. İnsanlar bizim için herkes seni nasıl görüyorsun? Sen kulüpte ne olması lazım? İşte basın tarafında da Cevdet abi ya ama işte bu diyaloglar hep şey eksik. Yani 2-3 kişinin üstüne kulüp bırakılmış. Yani onların da zaten profesyonel yönetici olmadığı zaten belli. Yani profesyonel değiller. Profesyonellik başka bir şey. Yani bizim yani kulüpler içinden gelmemiş. Yani işin içinden gelmedikleri için profesyonel. Bizim biraz daha profesyonelliğe dönük lobi oluşturmamız lazım diye düşünüyorum. Bir Mersin İtmanlı çalıştığı yapmamız lazım hocam. Yapalım. Yani tabii ki. Yani. Bir de özellikle başkan ve yöneticilere de buradan bir mesaj da vereyim ben son mesajımı. Gerçekten şu an takım içerisinde çok çok değerli ve özel isimler var. Yani bu ülke futboluna damga vurmuş Servet gibi, Sinan gibi, Göğen Varol gibi, Serkan Balcı gibi. Tabii ki yabancı oyuncular da var. Vederson ve Tita gibi ama onlar bugün varlar, yarın yoklar. Bu dört tane değerimizi bu takımda hem tutma adına hem de gelecekte bu insanlardan faydalanma adına küstürmemeleri gerekiyor. Çok değer vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Kavalı. Size ayrı bir teşekkür ediyorum programımız için. Son kez neler diyebilirsiniz diyelim. Programı kapatalım. Beni davet ettiğiniz için bu güzel programı canlı olarak böyle hissettiğim için sizlere çok teşekkür ediyorum. Turan hocama da, Vedat hocama da, Cevdet abime de sonsuz teşekkürlerimi sizlere biz de kamera arkasındaki tüm çalışanlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten benim için güzel bir olaydı bugün. İnşallah sizin buradaki mesajlarınızı, güzel programlarınızı tüm şehir içtenlikle anlar ve gereğini yapar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani kadroya giremeyen kadroya giriyor hocam. Öyle oluyor. Burada konuk olduktan sonra tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyelim. Futbol Sokağı programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki günlerde tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.